Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek kriptocu kanalının bu videosunda ZK Sync airdrop hakkında konuşacağız. Öncelikle tamamen şeffaf bir şekilde ZK airdrop hakkında konuşacağım. Kimlere airdrop verdi? Kriterler nelerdi? Sabil list nasıl oluşturuldu? Hangi cüzdanlar elendi? Bunlara değineceğim. Daha sonra arkadaşlar topluluğa karşı olan tavırlarına değineceğim. Çünkü ciddi anlamda ZK Sync'in tavrı değişti. Airdrop öncesi topluluk her şeydir diyen, topluluktan önemli bir şey yoktur diyen proje sanki ertesi gün farklı biri olarak uyandı ve artık toplulukla dalga geçmeye başladı. Tüm bunlara değineceğim ama öncelikle airdrop hakkında konuşalım. Evet arkadaşlar airdrop 11 Haziran'da gerçekleşti ve ben zaten tweet olarak bunu da size duyurdum. Size direkt olarak aşağıya bırakacağım linkten giderek airdrop'a hak kazanıp kazanmadığınıza bakabilirsiniz. Yıllarca emek verdik, onlarca video yaptık ve arkadaşlar artık ZK tokenları alma vakti geldi. Aşağıdaki linkten hak kazanıp kazanmadığınıza bakabilirsiniz. Hak kazandıysanız 17 Haziran'da claim olacak. O zaman cüzdana çekerek satabileceksiniz. Tabii ki herhangi bir değişiklik olmazsa. Çünkü çok tartışılan ve çokça da futlanan hatta şu an bile görebiliyorsunuz. TT olarak ZK sekem var oldukça futlandı. Herhangi bir değişiklik olabilir özellikle kriterlerde veya eligible sayısında olabilir. Ama herhangi bir değişiklik olmazsa 17 Haziran'da claim gerçekleşecek. Zaten bir değişiklik olursa ben video olarak yine size duyuracağım. Şimdi detaylara değinelim. Öncelikle arkadaşlar cüzdanı bağladıktan sonra kaç adet ZK token alacağınız burada görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi tebrikler diyor. İşte cüzdanınız şu kadarlık airdrop'a hak kazandı. Burada 33.000 adet yazıyor ZK olarak. Buradan kendinizi kontrol edebilirsiniz kendi cüzdanlarınızı. Ben gelip arattım ve ne kadarlık kazandığım burada yazıyor. Kendinizi aratarak ne kadarlık kazandığınıza bakabilirsiniz. Veya dilerseniz Connect Wallet diyerek da bağlayabilirsiniz. 33.255 adet kazanmışım tek bir cüzdandan. Aşağıya inelim. Peki kriterler nelerdi? Ben hangi kriterlerden kazandım? Önce onlara değinelim. Benim hesabım şu kriterlerden hak kazandı. Tabii ki sizinki farklı farklı kriterlerden hak kazanabilir. Kriterlere de değineceğiz ama kendi kriterlerime değinmek istiyorum. 10 tane akıllı kontratla etkileşime girmek. Zaten bunu sürekli söylemiştik. 10 tane akıllı kontratla etkileşime girdiyseniz hak kazanabiliyordunuz. Daha doğrusu eligible olabiliyordunuz. Onun dışında DeFi protokollerine likidite eklediyseniz ve bu aşırı ağırlıklı bir kriter, yani bunu karşılamayan cüzdan oldukça az adet aldı. Onun dışında ZK Sync Lite'a bağış yapmak yine bir kriter oldu. Farklı ERC20 token'larıyla trade etmek, yani farklı farklı coin'lerle ZK Sync'teki farklı farklı coin'lerle işlem yapmak yine bir kriter oldu. Libertas Omnibus NFT'sini tutmak bir kriter oldu. Bir daha dağıtacaklarını söylediler ama dağıtmadılar ve buna rağmen direkt olarak bir kriter yaptılar. Yani çarpan değil, direkt bir kriter oldu. Paymaster 5 kere kullanmak bir kriter oldu. Cüzdanınızda 5 TX varsa Paymaster olarak yine hak kazandınız. Onun dışında ZK Sync Lite'ı Era'dan önce kullandıysanız arkadaşlar, 3 farklı ayda kullandıysanız yine hak kazanabiliyordunuz. Hadi gelin tüm detaylara değinelim. Şöyle bir blok yazısı var aşağıya iniyorum. Topluluk her şeydir diyorlar. Şöyle bir token dağılımı var ve total arzları 21 milyar adet olacak. Total arzın %66.7'si topluluğa %33.3'ü takım ve yatırımcılara ayrıldı. Buradan kendinize bakabilirsiniz. Bu arada airdrop'a ayrılan miktar yani bu tek seferlik airdrop'a ayrılan miktar %17.5. Çoğu büyük projeden daha fazla token'ı buraya ayırmışlar. Burasında hem fikiriz. Ama dağılım nasıl oldu? Hadi gelin ona da bakalım. Aşağıya iniyorum. Şu şekil aşağıya iniyorum arkadaşlar. Muad diyorlar tüm dropların anası diyorlar kendine. %17.5 attıkları için. 21 milyar arzlık ZK token'ın 3.6 milyar adedi arkadaşlar airdrop olarak ayrıldı. ZK'sin kullanıcılarına %89'u ZK-Sync projelerine, ZK-Sync üzerindeki native projelere %5.8, on-chain topluluklarına 2.8 ve geliştiricilere 2.4 ayrıldı airdrop olarak. Amaçlarının gerçek insanları ödüllendirmek olduğundan bahsediyorlar. sivil kriterlerini, filtrelemelerini yaptıklarından bahsediyorlar. Tabi ne kadar doğru birazdan anlayacağız. İniyoruz aşağıya geldik airdrop detaylarına. Şimdi arkadaşlar airdrop detaylarına geldiğimizde kriterler şu şekilde. 10 adet akıllı kontratla etkileşime girmek sizi bir puan kazandırıyordu. Merkeziyetsiz borsa protokollerine likidite eklemek yine bir puan kazandırıyordu. Paymaster'da 5 adet işlem yapmak bir puan kazandırıyordu. 10 tane farklı token ERC20 tokenı swap'lemek, tradelemek yine bir puan kazandırıyordu. Libertas Omnibus NFT'yi tutmak bir puan kazandırıyordu. Gitcoin'e ağından bağış yapmak bir puan kazandırıyordu. Ve zk era ağından önce Light'ta 3 farklı ayda işlem yapmak bir puan kazandırıyordu. Şimdi arkadaşlar en az bir puanınız olsaydı airdrop'a hak kazanıyordunuz. Ama hak kazandığınız token tahsisi alacağınız anlamına gelmiyor. Kesinlikle öyle bir durum yok. Peki onun için ne yaptılar arkadaşlar? Şöyle aşağıya inelim. Yani bir puanınızın olması, en az bir puanınızın olması sadece sizi bir listeye koyuyordu. Yani eligible bir listeye koyuyordu ama token vermiyorlardı. Peki token'ı neye göre verdiler? Arkadaşlar token'ı daha sonra sizin cüzdanınızı analiz ettiler. Tahsis alıp almamanız adına analiz ettiler. Her adrese baktılar. Daha sonra şöyle bir olay yaşandı. Atıyorum 450'den az token'a hak kazanıyorsanız direkt olarak sıfır aldınız. Yani 450'nin üstü alsaydınız token olarak o zaman airdrop'a hak kazanabiliyordunuz. Yani bir tane yaptınız, direkt olarak eligible'sınız, airdrop alacaksınız diye bir konu yok. En az 450 token'ın üzeri almanız gerekiyordu. Bu arada tahsisler arasındaki fark aşırı yüksek. Örneğin minimum 975 adetken maksimum 100.000 token alınabiliyordu. Bence oldukça yüksek ve saçma olmuş bu. Çünkü Optimizm olsun, arbitrum olsun hiçbiri bu kadar yüksek vermedi. Bunlar oldukça yüksek vermiş. Yani bunun yarısı bile olsa daha fazla insan airdrop alabilirdi. Şimdi geldik çarpanlara. Belli çarpanlar da vardı. Peki ne gibi çarpanlar verdi Ve token adedinizi nasıl arttırıyordu? Öncelikle ZKSync'te native NFT'lerden tutuyorsanız bu bir çarpandı. ZKSync'te token tutuyorsanız bu bir çarpandı farklı cüzdanları kullandıysanız Clave gibi bunlarda bir çarpandı. Önceki airdroplardan Bonsai veya Dajin airdropunu aldıysanız ve satmadıysanız yine airdrop hak kazanıyordunuz. Zcasing erağında işleminiz olmasa bile airdropa hak kazanıyordunuz ve önceki airdropları tutmak da bir çarpan oldu. Bunun dışında arkadaşlar popüler akıllı kontratlarla etkileşime girmek yine bir çarpandı. Farklı diyepleri kullanmak yine bir çarpandı. Az önce dediğim olay burada da yazıyor. Kendinize bakabilirsiniz. 450 ZK token'ın altında kazandıysanız direkt olarak not eligible oluyordunuz. Yani hak kazanamıyordunuz. Ve sizin token'lar da havuza gidiyordu. Onun dışında 100 binin üzerinde token kazandıysanız yani kontrol ettiniz atıyorum 150 bin yazıyor. Onun 50 bine de havuza gidecek. Yani siz 100.000 alacaksınız. Böyle bir olay vardı minimum 917 ZK kazanılırken maksimum 100.000 ZK kazanılıyordu. Aradaki uçurum çok fena. Şimdi geldik Sibil elemelerine. ZK Singh sözde Sibil elediğini sanıyor. Peki neye göre Sibil'lere bakmışlar? Hadi gelin inceleyelim. Şöyle Sibil Detection'a geldik arkadaşlar. Sibil'i iki şekilde elemişler. Bunlardan birincisi merkezi borsada depozito adresleri. Eğer ki sizin çoklu cüzdanlarınız aynı adrese, aynı merkezi borsa adresine tokenları çektiyse, yani bir etkileşim varsa Sibel'siniz. Atıyorum bir tane cüzdanınız var, onunla farklı farklı cüzdanlarla etkileşime girdiniz. Birinci cüzdandan ikinci cüzdana, ikinci cüzdandan üçüncü cüzdana. O şekilde bir döngüye girdiniz. Arkadaşlar yine sivil sayıldınız. Ama sivil olarak şuna bakmışlar. 20 cüzdanın üstünü sivil olarak filtrelemişler. Yani bir kümede 20'den az varsa arkadaşlar sivil olarak saymamışlar. Biz zaten bunu söylüyorduk. Arbitrumda 10 bakmıştı yanlış hatırlamıyorsam 20 de olabilir. Ama 20 tane cüzdanınız varsa sivil değildiniz arkadaşlar zil kesinkte. 15 tane varsa sivil değildiniz. 10 tane varsa değildiniz. Yani 20 sınırı koymuşlardı. Aşağıya indiğimizde şöyle bir sivil örneği var kendiniz de inceleyebilirsiniz. Bir sürü cüzdan birbirleriyle etkileşime giriyor ama fonlama noktası aynı. Yani bunlar direkt olarak airdrop almadı. Kaldığımız yerden devam edelim. Kimlere verdiler? Hemen buradan da bakalım. GitHub üzerinde geliştirme yapanlar, GitHub üzerinde kodlama yapanlar veya ZK's'in credo'yu çevirenler, ZK Quest geliştirici etkinliklerine katılanlar veya ZK Sync'teki etkinliklere birebir katılanlar arkadaşlar airdrop'a hak kazandı. Bunun dışında z Sync'teki topluluk moderatörleri de yine airdrop'a hak kazandı. Yani cüzdanlarında birkaç işlem bile olsa direkt olarak hak kazandılar. Şimdi claim ne zaman olacak? Ne zamana kadar açık olacak? Arkadaşlar claim şöyle şu sayfada da yazıyor 17 Haziran saat 10'da olacakmış. Şurada sayaç da var kendiniz gelip takipte edebilirsiniz. Peki claim için en son tarih ne zaman? Ocak 2025'e kadar vaktiniz var. Yani arkadaşlar o vakte kadar dilediğiniz bir zamanda claim edebilirsiniz. Tabii ki yüksekten satmak istiyorsanız claim açıldığından claim edip satabilirsiniz. Genel hatlarıyla ZK Airdrop'u bu şekildeydi. Şimdi yaşananlar hakkında konuşmak istiyorum ve kendi düşüncelerime değinmek istiyorum. Tabii ki en sonunda da yine fiyattan da konuşacağız arkadaşlar merak etmeyin. Öncelikle ZK Sync Airdrop'u oldukça futlandı. Twitter'da da futlandı. Bunun temel amacı neredeyse aynı özellikteki cüzdanlar bile arkadaşlar farklı sonuçlar almıştı. Bunun dışında çok fazla istisna vardı. Örneğin 9 işlem atan bir cüzdan 100.000 ZK'ye hak kazandı. Örneğin hiçbir işlemi olmayan bir cüzdan yine hak kazandı. Veya borsa adreslerini bile filtrelememişler. Örneğin borsada yatırma adresiniz ZK Airdrop'una hak kazanmış olabilir. Tabii ki bunun için hiçbir şey yapamazsınız. Yani onları bile filtrelemediler. Peki sahibileri cidden filtrelediler mi? Hayır arkadaşlar 3300 Arbitrum sahibi listesindeki kullanıcı yine ZK AirDrop'una hak kazandı. Ve bu AirDrop milyonlarca ZK'yi de barındırıyor haberiniz olsun. Hatta Layer Zero'dan Ruslan bile bazılarınız bilir birçok cüzdanı verdi. O bile ZK AirDrop'una hak kazandı. Bunun dışında yıllarca emek vermiş tek cüzdanı olan kişiler eligible olamadı. Yani herkes çok içindeydi zaten. Yıllarca tek cüzdan yapıyorsun. Cüzdanı bağladığında ZK Airdrop'una hak kazanmıyorsun. Zaten bundan sonra topluluk örgütlendi. Topluluk birleşti. Twitter'da çeşitli mecralarda kendini savunmaya başladı. Ve ZK'yi fudlamaya başladı. Genel olaylar bu şekildeydi. Çok fazla haksızlık olduğunu topluluk savunuyor. Insight döndüğünü savunuyor. Çünkü ZKsing'deki bazı projelerden yayınlanan görüntüler, sızan görüntüler direkt olarak projeden insider bilgi aldıklarını doğrulamıştı. Kısacası yıllardır beklediğimiz ZK hiç umduğumuz gibi olmadı arkadaşlar. Evet ben airdrop'a hak kazandım, diğer cüzdanlarımla da hak kazandım. Ama arkadaşlar topluluğumdan yani beni izleyerek yapanlardan veya tek cüzdan yapanlardan biri bile hak kazanamadıysa ekipte ciddi bir sıkıntı vardır. Bu projede ciddi bir sıkıntı vardır. Yani gidip de saybililere atıyorsun, gerçek kullanıcıya atmıyorsun. Peki geldik fiyat konusuna. Hızlı bir şekilde fiyat konusundan da bahsetmek istiyorum. Benim tahmini fiyatım biz ortalama olarak 0.5 dolarda satacağız. Tabii ki daha yüksekleri görecektir. Atıyorum 1 doları görür, 1.5 doları görür, tepeler yapar ama orada satamayabiliriz. Satabileceğimizi düşündüğüm nokta 0.5-0.7 arası buralarda rahatlıkla satabileceğimizi düşünüyorum. Evet food çok büyük, herkes kötülüyor ama arkadaşlar bunlar market cap'i etkilemez. Yani arkasında para olduğu sürece herhangi bir şey değişmeyecek. StockNet'te de böyle oldu. Hatta StockNet ciddi anlamda güzel açtı. Yani StockNet'e hak kazandıysanız güzel bir airdrop aldınız. ZK de güzel açacaktır ama daha sonra düşecektir. Peki ben ne yapacağım? Arkadaşlar hepsini satacağım. Yine değişiklik olursa beni Twitter'dan takip ediyorsanız veya Telegram kanalımdaysanız oradan da duyururum. Eğer ki yoksanız beni takip edebilir ve kanalıma gelebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.